işli yapıyorsunuz lan. Önümü kes, sonra videoyu al. Haydi. Tam bayram tatilinden bir önceki gün, cumartesi günü yaşandı geçtiğimiz hafta. Bayram için yola çıkmadan önce çocukları aldım evden. Böyle bir hem benzin alayım hem de işime rahatça böyle hazırlansın diye onları aldım. Yolda giderken hemen bu Ataşehir burada. Burada Ataşehir'de Turgut Özal Bulvarı'nda bir araç böyle peş peşe bir sürü araba giderken sağdan emniyet şeridinden kaptırmış geliyordu. Açıkçası bu benim en çok rahatsız olduğum şeylerden bir tanesi. Orada bütün insanlar nizami bir şekilde trafikte seyrederken oradan birisinin emniyetten gelip diğer insanların tabiri caizse vaktini çalması beni huzursuz eden bir durumdu. Ben hafifçe böyle sağa doğru kaydırarak arabamı onun oradan geçmesini engelledim. Yani tabiri caizse yolunu kapattım. O da diğer insanlar gibi aynı sırada gitmek zorunda kaldı. Yolun sonunda kendisi yanıma yaklaşıp camını açtı. Ben burada açıkçası böyle bir benden özür dileyeceğini bekliyorum. Affedersin, bir işim vardı, aciliyetim vardı gibi bir mazeret belirteceğini beklerken kendisi böyle küfürler içinde böyle bağırıp çağırmaya başladı camdan. Ben kendisine utanmıyor musunuz beyefendi dedim. Yani orada herkes beklerken siz yandan geliyorsunuz. Yani diğer insanlar enayi konumuna koyuyorsunuz gibisinden. Kendisi daha da böyle hiddetli bir şekilde arabacını önüme çekti. Benim yolumu kapattı. Ve araçtan hızlı bir şekilde indi. Aracımın yanına geldi. Cama vurmaya başladı. Ben hiç inmedim. Arkada iki tane çocuğum vardı. Çünkü bir tanesi 5,5 yaşında, diğeri 2 yaşında. Onları açıkçası bırakmak istemedim yalnız başına. Hiç araçtan inmedim. Camımı bile açmadım. Kendisiyle hiçbir muhatabiyetim olmadı. Kendisi bağırdı, çağırdı, küfür etti. Zaten bunları ben videoya da çektim, video kaydına. Aynamı kırdı. O kırdığı aynayla camıma vurduktan sonra aynayı çimenlere fırlatıp arabasına hışımla binip gitti. Olay sonrasında ben tatile gittim. Aynayı gördüğünüz gibi böyle bantlayarak bir şekilde seyahat etmek durumunda kaldım. Hemen bugün seyahatimin dönüşünde, bayram tatili dönüşünde de emniyete gittim. Kendisinden şikayetçi oldum. Başka insanların da canını yakmaması için, bu arkadaş böyle bir çekilmiş bomba gibi gezmesin diye ben de emniyete gidip gerekli şikayette bulundum konuyla ilgili. Evet, bunlar çok artıyor ve benim talebim yetkililerden gerçekten bu konunun önüne alınması lazım. Şimdi bir insanın ha zamanını çalmışsınız, ha parasını çalmışsınız. Bunun bir farkı yok. Trafikte o yandan gelip de insanların önüne geçmeye çalışan insanlar aslında bizim vaktimizi çalıyorlar. Orada biz herkes efendim bir şekilde sırasını beklerken onlar gelip burada huzursuzluk yapıp diğer insanların da huzurunu kaçırıyorlar. Bu konularda ben cezaların çok sert ve caydırıcı olması gerektiğini düşünüyorum ki bunu yapacak insanlar o ceza yedikten sonra bir daha böyle bir şey yeltenemesinler.